yapacağın sunacağı programı bana getirdin. Gece saat 24'ten sabah saat 6'ya kadar sana veriyorum. Tüm PR'ını ben yaptım. Benden başka bakın. Laşkı'yla kimsenin haberi yok. Ömer abinin yanında benden başka kimse konuşamaz. Dayanabildiğim iş yakında yol gözüküyor dedi. Ne demiştim ben oradan ayrılırken? Ben oradan ayrıldıktan sonra kayyum gelir demiştim. Kayyumun atanması için demek ki hissedarlar, mirasçılar birbirine girdi. Diyorum ve sözü tabii ki sana veriyorum. Çünkü Flash TV'nin bütün olayına sen hakimsin. Sen sor ben anlatayım abi. Kim, niye kayyum atandı sence? İsviçre'den yeni döndüğümde, biliyorsun bir müddet yurt dışında yaşadım 10 yıl önce. Geldiğimde ekonomik olarak bir sıkıntıya girdim. Ömer abi pardon beni çağırdı. Bana Esra Erol'un yapacağı sunacağı programı bana dedi. Aa. Ben gittim Ömer abiyle. Ömer abi dedim ya. Ben böyle dedim hani. Yani dijital P nokta nokta gibi işler yapamam dedim. Bana ama paran da yok. Bana uygun değil dedim abi. Ben dedim teknik ekiple çalışayım. Olmaz dedi sen ekranda olmaz. Abi ben perde arkası daha başarılıyım dedi. Peki ne sunmak istersin dedi. Abi dedim ben haber sunmak isterim dedim. Ben dedim gece haberlerini dedim sunmak isterim. Dedi Gökhan var. Gökhan mı var? Hatırlamıyorum bu tarihte. Hakan belki de vardı. Hakan ayı. Hatırlamıyorum. Gece saat 24'ten sabah saat 6'ya kadar sana veriyorum. O arada Mehmet abi yani Ömer Bey'in abisi diğer %50 hissedarı beni istemedi orada. İstemedi beni adam. Sonra adam benim çalışkanlığımı görünce sevdi. Yapmış olduğum inşaatla ilgili villa satacağım ve bu işe koyacağım. Ömer abi inanamadı. Kanalı patlattık gene. Frekansları bilmem ne. O kadar siyasiler var. Hiçbir şey olmuyor bu arada tabii kanalda. Can Ataklı gibi gerçekten usta bir gazeteci. Hakan Aygün benimle ilgili entrika yapsa da her türlü katakulliyi yapmış olsa da bize arkamızdan parmak atsa da dedikodumuzu da yapmış olsa Hakan Aygün. Yıllara gene de Hakan yollara Aygün. Gene de Hakan Aygün. Ekran için başarılı bir adamdır. Bak ekran için başarılı bir adamdır ama iyi bir yönetici değildir öyle bir kapasite. Yöneticilik başka bir şey. Doğru kullanıldığında ama durmadan böyle iktidara çakarak tek bir yanlı olarak anasını satayım Moskova Devlet Televizyonu gibi durmadan. Militarist yani. Boş değil yani. Faşizan söylenmiyor onlar yani. Bütün PR'ını ben yaptım. Benden başka bakın Flash TV kimsenin haberi yok. Neden? Onlar adam değil diye. Koca Can Ataklı. Seyhan Soylu ile mukayese kabul eder mi? Etmez. Çok değerli bir adam o. Ben severim. Yani sen belki beni önde görürsün. Ama evet, Can Ataklı aynen. Da Can Ataklı da benim abimdir her zaman. Önünde saygıyla eğilirim. Usta bir adamdır. Aradan zaman geçti. Biz saatleri doldurmaya başladık. Ve Ömer abi aniden hastalandı. Ne kadar ani bir ölüm oldu. Sünüz hastalığı biliyor musun? Allah. Sünüz hastalığı zannediyorum korona doğmuş olabilir. Ve 3 günde adam öldü. Beni ailesi karşıladığında dedi ki kızları Özge ve diğer kızı. Umarım dedim ablanız olarak bana değer aynı değeri verirsiniz dedi. Tabi aradan 1 hafta geçti. Ömer abi bak 7'si daha çıkmadan. Bunlar Ömer abi öldü ya. Ömer abinin yanında bunlar el pençe. Bak oturuyoruz bunlar el pençe konuşamaz Ömer abinin yanında. Ömer abinin yanında benden başka kimse konuşamaz. Orada yapmış olduğum programların yarım maliyetini Ömer abi dedi ki ben ödeyeyim hesap numarası ver. Yok Ömer abi dedim senin parana ihtiyacım yok. Sen bizi zamanında kazandırdın Allah razı olsun. Ve bütün programlarımın, personelimin, oradaki personelin bütün hepsini finanse ettim. Hakan Aygün demiş ki şeyde haber merkezinde. Seyhan'a demiş yakında yol gözüküyor demiş. Vay 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 vay. Tabii tabii. Bana dediler ki işte Nihat Doğan Türkçülükle ilgili propaganda yapıyor. Ya adam propaganda yapmıyor. Adam Kürt. Kendi insan etnik kimliğini övünerek söyler. Seyhan Soylu Tayyip Bey'i övüyor. Ya adam iyi bir şey yaparsa o bizim Putin'i övmüyor. Erdoğan'a övüyor. Ama ben size Erdoğan'a çektiğiniz bir operasyonun içerisinde yer almam dedim. Bana dediler ki işte Sedef Kabaş'ın otelde evli bir adamla basıldığını nasıl söylersin bizim kanalımda? Durmadan Tayyip Bey'e çakan bir kanal olur mu? Sonra Mehmet abinin oğlu var bir tane, Cabbar bir çocuk. Geliyor o sırada, çocuğu içeri sokmuyorlar. Benim babamın yerine beni sokmayacaklar. Çocuğu bir de tartaklayarak oradan yolluyorlar adamı.
Gencecik adam. Ha, benim dikkatimi çeken herkes Tarlı aşağıda Tarlı yemek yerken kendisi Hakan ve şov yaptığı kadın odalarında yiyordu diye bir dedikodu duymuştum orada. Evet. Orada bir haberci bir kız la aşk yaşıyor. Hadi kızın çıtır olmasını boş ver kendinden 40 yaş küçük. Çıtırla kıtır. Hadi o da bize alakadarsa. Hoşlandılar birlikte. Bu beni alakadar daha sonra kadına şov yapacak diye. Kadını millet gizli gizli de şey söylüyor, kadın başka bir arkadaşı. Canı da yerini değiştirip seni ona habere koyacağım falan. Aa. Yani el bilmem nesinle bilmem neye girilme hikayesinle orada Ömer abi villaları satarak o şovu yaptı. Ömer abi öyle bir ilişkiyi duymuş olsa kıyameti koparırdı. Özge ne yaptı? Baba öldükten sonra bir tane daha yer sattılar. Ödediler borcu. Ajanslara para ödenemiyor. Çık. Personel maaşını 20 gün sonra alır. Çık. Personelin yarısı gitti. Çık. Bunların hepsi ben ayrılalı bir ay oldu. Canlı yayın yapmayın. Şöyle yapın, böyle yapın. Bize de canlı yayın yapmıyor. Ben de canlı yayın yapmıyorum. Orada açtım. Ama ben onlara teşekkür ediyorum. Bunu ben yapmasalardı şu anda burası oluşmazdı. Bu katma değerli bir YouTube. Ne demiştim ben oradan ayrılırken? Ben oradan ayrıldıktan sonra kayyum gelir demiştim. Evet. Ben oradan ayrıldım. Ve Seyhan Soylu demişti ki gidişim suskundu ama dönüşüm muhteşem olacak. Seyhan Soylu gitti. Evet. Kayyum geldi. Doğru bir kadroyla Flash TV'nin marka değerini ben 3 aylık bir çalışmada, 4 aylık bir çalışmada 0 lira olan marka değerini, yani 500 bin lira edecek bir marka değerini 5 ile 7 milyon dolara çıkar. Yıl sonuna kadar o televizyonun değerini 30 milyon dolar yaparım. 4 ay, 5 ay sonra kanal kafa kafaya gelir, 1 lira cebinden para harcamaz.